Ankara gündemine dilerseniz Başkan Erdoğan'ın programıyla başlayalım. Başkan Recep Tayyip Erdoğan e, diplomasi trafiğinde bugün Rusya kazana gidecek ve e, orada Türkiye'nin de olası üyeliğinin konuştuğu konuştu, konuşulduğu birik zirvesine katılacak. E, Başkan Erdoğan e, Zirve o, bulunduğu zirvede 30'dan fazla ülkenin temsil edilmesi bekleniyor. E, birliğin genişlemesi, ticarette dolarsızlaştırma ve bölgesel çatışmalar toplantıların ana gündeminde olacak. Peki Türkiye birik seviye olacak mı? Bu da merak edilen konulardan da aslında. Başkan Erdoğan son olarak 2018'de Güney Afrika Cumhuriyeti'ndeki BRICS zirvesine katılmıştı. Şimdi de yeni üyelerle genişlemesi beklenen oluşumla işbirliğini genişletmek ve iki, için 2 gün boyunca Rusya kazandı olacak. BRICS üye ve davetli ülke liderleriyle aile fotoğrafında yer alacak ve zirve kapsamında çalışma toplantısına katılacak. Başkan Erdoğan zirve kapsamında Rusya lideri Putin'le de bir araya gelecek. Orada Başkan Erdoğan'ın liderlerle yapacağı görüşmelerde aynı zamanda ikili ilişkilerin güçlendirilmesi konusu da ele alınacak. Ayrıca İsrail, işgalci İsrail'in Filistin topraklarında devam eden saldırıları başta olmak üzere bölgesel ve küresel konularda ee, yine gündemde olacak. Diğer yandan yılın son çeyreğinde e, Gözler Bütçe Maratonu'nda olacak. E, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde gelecek yıla ilişkin Bütçe Maratonu 20 Ekim'de Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın sunumuyla başlamıştı. E, yıl sonuna kadar da tamamlanacak. Komisyonda 30 Ekim'de Bütçe'nin e, geneli üzerindeki görüşmeler yapılacak. Baş Bakanlık ve kurumların 2025 yılı Bütçe görüşmeleri 29 Kasım Cuma günü tamamlanacak. Önemli başlıklardan biri de New York'ta gerçekleşen e, global düzenleyici form, forumu oldu. Finansal sistemin geleceği, değişen dünyadaki zorlukların ele alındığı bu forumda Türkiye Cumhuriyeti Merkez Başkanı, e, başkanı e, Bankası Başkanı Fatih Karahan da konuşmacılar arasında yer alacak. Etkinlikte finans iş dünyası ve politika alanlarından küresel liderler bir araya gelecek. Yeni finansal riskler bilinmeyen bilinmeyenlere hazırlık panelinde konuşan Fatih Karan özetle bilginin yayılma hızının önemine dikkat çekti diyelim ve sözü buradan size bırakalım.